yapmışsınız ya. Çok güzel bir çift oldunuz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Yasemin, seni tebrik ediyorum. Ateş'e evlenmeye ikna etmek her kızın harcı değil. Demek sende şeytan tuyu var. Var bizim de kendimize göre taktiklerimiz. Ay siz yeni mi evlisiniz? Yeni evliler. Çok gene. Canımlar ya. İnsan evlenip de başkasının evi. Ama Sevdacığım ya niye öyle diyorsun? Ev dediğin nedir ki canım? Maksat gönüller bir olsun. Yani tabii maksat gönüller bir olsun. Gençler birbirini sevsin isteriz de. Biz o gönüllerin bir olduğunda niye orada değildik? Onu bir düşünüyorum ara sıra ya. Benim aklıma gelmedi mi zannediyorsun? Geldi ama çok aceleye geldi işte. Yani düğün falan da yapmadık aslında. Böyle aile arasında bir şey yani. Çok önemli değil. Siz kaçmamış mıydınız ya? Tabii ya. Öyle oldu. Lan sen aşk olsun yani. Nasıl unuttun ya? Hani beraber aile arasında yaptık ya mahallede düğünü. O kaçtı. Hadi ya. Ay film gibi ya. Çok romantik. Kaçtım ben. Nerede tanıştınız? İstanbul'da. Otelde. Yok yok. Öyle değil. Değil. Ben gastronomum. O yüzden böyle bir davetle tanıştım. Ya böyle işte. Yok mu bu burçlara göre yemek yapma şekli falan? Çok daha önemli bir şey değil. Yani Demir kardeşim öyle söyledi ama aslında konu biraz başka. Şimdi ben Yasemin'in çalıştığı otele gittim. Yemek sipariş ettim. Yemek bir güzel, bir güzel. Dedim ki kim yaptı bu yemeği ya? Daldım mutfağa. Bir baktım. Muhteşem karım. Ben. Allah Allah. Sende hastalığı var mıydı ya? İyi yemekten anlarım. Şaraptan ve güzel kadından da. Vay vay vay. Adam romantik. Ya kızlar bakın erkeklerin kalbine giden yol mutfaktan geçer. Bu laf hiç şaşmaz. Hayatım yapma sen de şimdi ya. Ya siz şaka mısınız? Laf saçma. İkinizin şarkısı ne peki? Yıldızların altında. Biraz zor oldu galiba. Şöyle. Benim kocam nostaljiyi çok sever. O yüzden bir o oluyor, bir bu oluyor. Ruh halimize göre değişiyor diyelim. Bilmez miyiz? Bilir misiniz? Biliriz tabii canım. Yakın arkadaşız sonuçta. Senin bilmediklerini de biliriz. En sevdiği yemek ne? Bunu da bilmeyecek ne var? Yaprak sarması. Bu ne ya? Haklısın Demir, ben de çok sıkıldım. Dolaşalım mı biraz biz? Bak kızım, nereye dolaşacağız? Dön dolaş, havuz, köşeler. Piknik yeri değil mi? İstemem ben, hadi. Peki, tamam. Sen nasıl istersen. Yasemin'in en sevdiği çiçek peki? Çok kolay. Papatya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şakayı fazla abartmasak. Sanki bana bir aile faciasına sebep olacakmışız gibi geliyor da. Bunları boş verin de. Siz şu an nerede oturuyorsunuz? Sizin yalıya mı taşınmanız? Yok ya, şeyde. Şeyde ya, şeyde işte. Çok güzel, büyük bir köşkün çatı katında. Hadi ya. Evet. Süper. Evet. Yani Yasemin yalı sevmiyor da Deniz onu fena yapıyor. Beni de biliyorsunuz mahalle kültürünü seviyorum. Ay bir saniye ya yalı sevmemek nedir? Varoş musunuz siz mahalle kültürü falan? Mahalle varoş mu? Varoş. Ya sen. Nereye? Sevda bir dur Allah'ını seversen. Tamam nasıl istersen. Yok kızım ne alakası var? Ben hiç dans edecek bir insan tipi var mı sence bende? Hani? Ya ama eğlenmeye geldik. Kızım sen kendi adına konuş. Ben eğlenmeye falan gelmedim. Benim bir tek bir tane görevim var. Bekçilik yapmak. Peki sen bilirsin.
Gel hadi dans edelim sen de. Gerçekten. Yavaş yavaş. Tamam yavaş. Gel. Ne yapıyorlar ya? Boşuna arama. Ben seni aramıyorum ki. Ben Ömer'e bakıyorum. Yalan söylemeyi de hiç beceremiyorsun be Ayşe. Doğru. Haklısın. Çünkü yalan senin uzmanlık alanın. Benim değil. Çok haklısın Ateş. Ayşe. Yapma. Gözlerime baktığın zaman senin için bir şey ifade etmiyor mu? Ya bu kadar mı güvenmiyorsun bana? Aslında sana güvenmeyi o kadar çok istiyorum ki Ateş. Gözlerine derin derin uzun uzun bakmayı o kadar çok istiyorum ki. Ama olmuyor. Daha seninle beraber olmadan canım bu kadar yanıyorsa eğer, sana kapılıp gidersem ne kadar canım yanar tahmin bile edemem. Hem ben aileme böyle bir şey yapamam. Senin gibi bir yalancıya ben teslim olamam. Yani bir kere inanmayı denesen, bir kere güvenmeyi denesen bana pişman olmayacaksın, inan. Ateş çekip gider misin lütfen? Bak Ömer'e bakıyorum lütfen. Hadi. Ömer'i mi arıyorsun? Hı hı. Ya Ayşe, dünden beri sana anlatmaya çalışıyorum ama dinlemiyorsun bile beni. Bak bu adamın işi iş değil, bir şeyler karıştırıyor diyorum sana. Bu mekandan biriyle fena halde iş bitiriyor. Haberin olsun. Hani gizli gizli telefonlaşmalar, mesajlaşmalar falan. Ne diyorsun sen ya? Hem Ateş, sen bana diyeceğine karına baksana. Pardon sevgiline artık her ne haltınsa. Bak bak arkada birileriyle fingir diyor. Bir baksana. Tamam. Peki. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun Ayşe. Oldu mu? Gidiyorum. Yasemin bir dur tamam mı ya? Oldu mu? Birazdan. Evet arkadaşlar müziği kapatalım. Sevgilimle doğum günü dans etmek istiyorum. Gelir misin? Gelmem. İyi hadi benden bu kadar. Hop nereye gidiyorsun? Hadi birazcık daha daya. Bakalım ne kadar romantiksin. Annem bu kadar. Söyle. Ben öğretirim sana. Oynayalım bu oyunu. Tahmin edemedim sonunu. Adını artık. Ayşen. İlk dansımız özel olsun değil mi? İlk selam mı yoksa? Yoksa son veda mı? Başı belli sonu değil. Sakin ol. Bak bu numara ağzından ver. Tamam mı? Hadi sakin ol. Ağzından da burnundan da getireceğim o kanı ama neyse. Tamam. Az kaldı.